Bugün insanlık Suriye'de bir sınavla karşı karşıyadır. Bu sınavı hep beraber göğüslemek durumundayız. Bugün bir araya geldiğimizde bütün bunları göz önüne alarak yaklaşık 10 önemli konuda birlikte hareket etme noktasında bir mutabakata vardık. Aslında bunların bir kısmı daha önce de üzerinde mutabık kaldığımız hususlardı. Bunları bir eylem planı çerçevesinde Türkiye-Avrupa Birliği eylem planına uygun bir şekilde önümüzdeki dönemlerde takip ederek birlikte yürüteceğiz. İlgili devlet kurumlarımız bu konularda yakın işbirliği içinde olacak. Öncelikle Kuzey Suriye'de ve Halep ve civarında son dönemde olan gelişmeler konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun bir şekilde bütün tarafların davranması, yani barış müzakerene giderken bütün saldırıların durması, sivil halka karşı hiçbir operasyon yapılmaması konusunda birlikte bir diplomatik inisiyatif başlatma kararı aldık. Bütün ülkeler nezdinde Rusya'nın ve diğer güçlerin alanda sivillere yönelik olarak sürdürdüğü saldırılar konusunda Birleşmiş Milletler nezdinde de ilgili aktörler nezdinde de diplomatik girişimlerde bulunacağız. Halep'e dönük olan bu gayri insani saldırı bir an önce bitmelidir. Bu hepimizin ortak çabası ve ortak hedefi olmalıdır. İkincisi, AFAD ve Almanya Teknik Yardım Heyetleri kuruluşunun birlikte şu anda Türkiye-Suriye sınırında bulunan Suriyeli mürtecilere yardım konusunda işbirliği yapması ve birlikte çalışması konusunu da mütabakat var. Almanya'dan Türkiye sınırındaki Suriyelilere, mülteciler için Sayın Şansölye her türlü yardımı iletmek istediklerini ifade ettiler. Bu konuda da kuruluşlarımız bir araya gelecekler. AFAD ve THW Alman Yardım Örgütü, AFAD'ın muhatabı örgüt, birlikte Türkiye sınırındaki Suriyelilere yardım etmek üzere hemen çalışmaya başlayacak. En son haber.com.